Yer yağlanmasına bitkisel destek mümkün mü? Ha, bitkisel destek mümkün. Evet, var. Bitkisel destek karaciğer yağlanması ilgili mesela şu gördüğünüz çiçek, bitki enginardır. Enginar. Ama insanlar bu enginarın şu çiçek tabanını zepse yemeğini yapıyorlar. Zepsesini. Hı hı. Yiyorlar. Afiyet olsun. Yemesi güzel, tadı güzel. Fakat faydalı olan bu çiçek tabanı değil. Çok çok acı olan şu gövde yaprağıdır. Zehir gibi acıdır. Hı. Neden? Gövde yaprağının birleşiminde siyanopikrin denen bir etken madde var. 400.000 defa dahi sulandırsanız acılığını hissedersiniz. Çok çok acı. Çayı içilmeyecek kadar acı. Zehir gibi acıdır. Ben bunu deneyini yaptığımda Almanya'da onun için iyi bilirim. Şimdi biz bunu ne yaptık? Enginarın gövde yaprağının ekstraktı, bitki özütünü damıtılarak elde edilen bitki özütü, yani enginar ekstresi denir buna. Enginar ekstresinden çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde deve dikeni tohumu, şahdere otu, mahonya gibi bitki ekstreleri içerir. Karaciğer yağlanmasına karşı dünyada en etkili bitkilerdir enginar. Bununla ilgili Almanya'nın Hamburg şehrinden Rizin Hastanesi, üniversitenin kliniği. Rizin Hastanesi'nde, yani büyük hastane demek. Büyük hastane kliniğinde 553 karaciğer yağlanması rahatsızlığı olan hasta üzerinde Profesör Doktor Fintilman ve ekibi tedavi denemesi yapmışlar ve hastalarda görülen kolesterol, lipid, trigliseridi önlediği, karaciğerdeki ALT, AST değerlerini düşürdüğü belgelenmiştir. Bize bir hanımefendi geldi. Doktoru, her şey yasaklanmış. Et, peynir, yumurta, sucuk, salam, sosis, hayvansal hiçbir şey yok. Yağlı bir şey yok. Ne yiyeceksin? Patates, haşlanmış sebze vesaire. Kadıncağız hayata küsmüş, geldi bana dedi ki ya artık hiçbir şey yiyemez oldum, affedersin dedi. İnek gibi oldum dedi, hiç et yemiyorum dedi. Orada dedi otları da haşlıyorum dedi, ne yapacağımı bilemiyorum dedi. Hayattan hiç zevk almaz oldum, her şey yasak bana dedim. Ha, problem değil dedim, bir ay sonra her şeyi yiyebilirsin. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. İksir, aloe vera jel, enginar forte, Kordisep Forte, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı kullandı. Trigliseridi 527'den 160'a düştü. 527. Çatalca'da hanımefendi, Fatma Hanım. Kolesterolü 350'lerden 130'a düştü. Bütün değerleri, tansiyonu düzeldi, şekeri düzeldi. Şaşırdı kaldı. Doktora demiş ki, benim etkili ürünlerim, ilaçlarım çok etki yaptı. Senin ürünlerden değil doktor bey, Gökçek, iksir, aloe vera jel vesaire deyince, o ne demiş, bu. İyi, o zaman devam et demiş ama artık tereyağı da yiyebilirsin, az et de yiyebilirsin. Artık biraz normal beslenebilirsin demiş, aşırı olmamak şartıyla. Kadıncağız sevinçten çok mutluydu. Diğer hastalara getirmişti de tekrar konuştuk. Çevresindeki insanları, hasta olanları köyde bize getiriyor arada sırada. Konuşuyoruz.